Arkadaş sen bir çekil. Sen bir çekil ben bir... Evet, sağlık bir tane cüce kılıcı. Bunu parçalamak istemiyorum. Bakalım. It seems this damnable conflict has claimed everyone's passion of late. Me, I prefer my books and my spells. These İşte bu. Okçuluğu güçlendirme, aynen. Güçlendirelim. Başka ne var? Bir de bunu yapalım. Okçuluk. Bunun içinde var. Çağrı yeteneği mi varmış? Ya bunu ellemeyelim. O zaman hiç ellemeyelim. Ev çizmeleri içinde var. Hiçbir şey yok. Ne kadar güzel. Gümüş kolyede neler var? Çağrı yeteneği güçlendirme. Şunu yapalım, satarız diye para eder. Yani böyle yapınca daha iyi oluyor. Her ne kadar az bir şey olsa da şu an. Ama bu çalıntı ya. Bunu hani şeye satabiliriz. Bizim hırsızlıkta bir arkadaş vardı ona. Sen hala burada mısın lan? Aa, sen ölmüştün değil mi şeyde? Evet, bu nasıl yaşıyor diyeceksiniz. Şöyle bir durum var. Ben video serisini yaparken bir yerde dedim yani kayıtlı dosyayı unuttum. İşte önce kayıtlı dosyada ölmüştü bu. Şimdi yeni kayıtlı dosyada kurtardım onu. Şu anda hala yaşıyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Dursun öyle. İşimize yarıyor yani. Evet, hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Seviye atlayalım bari. Şimdi neyi güçlendirebiliriz? Kabzırta bir şeyler geldi mi? O kadar level atladı. Yok, illa 60 olacakmış. Peki okçuluk? Şu gelmedi hala. Kötü oldu bak. Ama bu gelmiş. Bunu... Evet, artık daha fazla zarar veriyor. Çok iyi. Demircikte bir şey açılmadı değil mi? Hiç bir şey yok. Aynen. 50. level lazım. 50 level'e kadar bekleyeceğiz artık. O gelişmiş zırhı alsam çok güzel olacak aslında ya. Harbiden çok sağlam yani. Gelişmiş zırh. Artık şunu açalım. Biraz da azalsın. Bir tane şey bırakmak istiyorum seviye. Fazlın art bırakıyorum her zaman. Demircilik için kullanacağım. Yani işime yarayacak ileride. O yüzden sadece beklememiz gerekiyor. Fazladan bir tane olması iyi. Oha, burada bir süre yine hep böyle oluyor ya. Sizi anlamıyorum ya. Burası niye böyle hata dolu, bug var hep burada. Hepsi dolusunuz. Her gemide burada bu kadar arkadaş var. Neyse, şimdi nereye gidecektik? Buranın ismi neydi lan? Alacakaranlık kabri burada mı? Vay. Ama oraya gideceğiz ama farklı bir yoldan gidecekmişiz.
Seyyah yolu denen. Muhatta ne güzel her yere çıkıyor be. Burada kale varmış. Tehlikeli olacak. Kaleden yana uzaklaşalım. Hadi at, hadi at. Hızlı ol, hızlı ol. Galiba Skyrim hakkında hatırladığım şey şuydu. Skyrim güçlüymüş ama hızlı değillermiş. Zaten çok cesaretler yani. Bazen ejderha falan kafa atıyorlar. Kafa tutuyorlar. Kafa atıyor ne? Orada ne oluyor lan öyle? Öldürmemiz lazım. Talmorları sevmiyorum. İnsanlara beziyet ediyorlar. Lan öldüremedim ya bak. Görmüyorum ki ya. Şu ateşler yüzünden bir şey göremiyorum ya. Adam kör etti beni. Ben de elfim ama millete kötülük yapmıyorum sizin gibi. Vay be. Dur hastalığı niye tedavi ettim ki? Çağrı yeteneğim olsa ben de böyle ok falan çağıracağım. Çok güzel olacak da. Daha sonra. Bakalım bunlar kimi öldürmüş? Ha, fırtına pelerin askerini öldürmüşler. Bu kim lan? Bu da mı Talmorca? Bu da öldü. Atım neredesin? Umarım uzaklaşmadım fazla. Lan gerizekalı niye saldırmıyorsun sen ya? Kaçtın gittin. Bak o kadar bana insan saldırdı. Nereye gitti bu ya? Neyse onu bulamayacağım ben. Normal yürüyerek devam edeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Başka atmam lazım. Bu atla olacak iş değil yani. Alacakaranın kalbine geldim işte bu. Yapmamız gereken anahtarı teslim edeceğiz ve hırsat boncasının üzerindeki bu laneti kaldıracağız. Ondan sonra da normal hayatımıza devam edebiliriz. Olay bu yani. Evet, bizim gibi bir bülbül arkadaş daha var burada. Ben kim miyim? The last of the Nightingale sentinels, I'm afraid. I've defended the sepulchre alone for what seems like Öyle mi? an eternity. Başka kimse yok mu? Niye yok başka? We were betrayed by one of our Onu biliyorum. Mercer'ın ihanetine uğradınız. I'm to blame for what's happened here. I was blinded by dark treachery masquerading as Ya yapacak bir şey yok. Hep bizi kandırdı. Hep bizi kandırdı. Lan benim karakter de gerizekalı ya. Galus olduğunu anlamıyor musun zaten? İntikamını aldım. Yani. Lonca onurlanmak için yaptım. Zengin olmak için yaptım. Noktalar için yaptım. Lonca onurlanmak için yaptım.
Yok lan, tek başıma yapmadım ya. İki kişi daha vardı. Aynen. Bak adam nasıl sevindi ya. Aranızda bir şeyler olduğunu biliyordum. Tahmin ediyordum yani. Niye ki? From the moment I arrived here, I felt myself, well, dying. Zaten ölmüşsün, daha nasıl öleceksin? The sepulcher isn't merely a temple or a vault to house the key. Within these walls is the Evermere, a conduit to Nocturnal's realm of Everglow. When Mercer stole the key, that conduit closed. Yani cennete gidemiyor bu. Bu yüzden de, yani hırsızların cennetine gidemiyor. Bu yüzden de ölecek ruhu burada kalmaya devam ederse. Biliyorum, Carly onu bana söyledi. Şimdi gitmem gerekiyor, hadi. Ama bir yandan şansa ihtiyacımız var mı yani? But Nocturnal, she influences our life. Think about the guild, about the state it was in when you began. Think about all the little things. Bak o şey çöktü, mağara açıldı ya. O aslında Nocturnal'ın işi diye düşünüyorum. Tam onu buluruz, günlüğü buluruz. Yani büyük ihtimal onlarla savaşacağım. Bu mu yani? Bunu demeye getiriyorsun. Yani sen kurtulmuşsun. Çok iyi. Tamam, bunu anladım. Şimdi şu günlüğü alalım. Aslında günlüğü okumaya da pek gerek yok ama neyse, bakacağız işte. Pek bir şey yok. Günlüğü alalım. İyi bir fiyatı satarız. Bu arkadaş zavallı buraya gelmiş, böyle ölmüş. Büyük ihtimal yüzyıllardır ölüydü. Neyse, hadi ilerleyelim bakalım. Nereden gideceğim? Ha, şuradan. Pek bir şey yok herhalde önünde. Aynen. Direkt buradan geçeceğiz. Bundan sonra... Evet, düşman var yani. Sinsilik arttı çünkü. Ama nerede? Şu içeride biri var gibi. Aa, bir tane bülbül. Adam bildiğin kendini insan sanıyor. Bu kadar. Aa, elf oku varmış. Bunlar da çok güzel be. Şuraya şeferini alalım ve şunu okuyalım. Hiçbir şey yaramadı. Başka bir şey. Ha, gelmişken şunu kullanalım mı? Elimizde bir şeyler vardı hatırlıyorum. Onları bir sağ düzeltmeye. Aynen. Çok güzel, iksir de yaptık. Bunları okuduk mu yoksa?
Pek bir şey de yokmuş aynı. Hadi gidelim. Aa, bir arkadaş daha varmış. Seni de gizlice vursam. Peki ben bir ejderdoğanım. Ben bunlara şimdi hizmet edeceğim. Nocturnal'ın cennetine mi gideceğim yoksa ne olacak bana? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü oyun boyunca bütün Dedra prensleriyle zaten şey içerisine giriyoruz. Bayağı bir yani içli dışlı oluyoruz hepsiyle. Hangi biri bizim ruhumuzu alacak onu merak ediyorum. Demek ki ejder doğan hepsinden farklı. Ejder doğanın ruhu biraz daha değişik demek ki. Böyle herkese bölünüyor yani. Herkes bir parça alabiliyor. Neyse. Burada bir şey yok. Zaten birine hizmet etsen, diğerine hizmet etmesen Skyrim'in anlamı olmadı. Skyrim'de amaç görevleri tamamlayıp en üste çıkmak ve de her şeyin üstünde olmak, yani kral olmak, zenginleşmek. Bu tuzak mı? Büyük ihtimalle tuzak. Amaç her zaman bu. Ulan. Öldü. Karanlık, hiçbir şey görmedim lan. Aslına bakarsanız bu bölümün o kadar da pek bir şeyi yok. Evet, bu bölüm bu yerler işte biraz sıkıntı. Burada yapmamız gereken gölgelerden ilerlemek. Burada işte hırsızız ya işte. Gölgeden ilerliyoruz yani. Olay bu. Bu testleri kim yapmışsa artık. Ama güzel yapmışlar hani. Hırsız dedin, gölgede ilerler. Bunlar büyük. Hadi be, ok mu geldi? Bunlar büyülü ateş galiba. Yakıyor insan. Olay bu yani. Bir de üstüne tabii ki tuzaklarla dolu buralar. Ne kadar güzel. Manyaklar nasıl bir test yeri yapmışlarsa artık. Saçma sapan ayinlere bulaşmışlar ya. Yani Lady Nocturne'un işi bu değil ki. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Buradan geçtik. Şimdi burada bir de zombiler falan çıkacak karşımıza. Belli yani. Geldi, hep öyle oluyor. Ay, şey çıkmadı lan. Bu arkadaş gelmiş ama başaramamış. Bravo sana. Lan gittim alttaki tabağı aldım ya. Evet. Kapı bu. Bir tane daha mı var? İlerleyelim. Artık umarım yaratık falan çıkmaz. Onun yerine tuzaklarla dolu. Ulan inanamıyorum ya. Çarpmadım, tuzak kalmadı. Lan buralarda mı şey falan eklemişsiniz? Neyse. Daha çok tuzak dolu yani. Başka bir şey yok. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken tek şey atlamak. Ve bu Anders isimli gariban arkadaşın mesleğini okuyacağız. İnanamıyorum. Bütün o saçma sapan bilmeceleri çözüp bunca olup böylece kalmak için mi teptim? Leithelus'tan aldığım ipuçlarını kendim de ezberledikten sonra Nightstrom'un gırtlağını kestim. Vay, he, o dışarıdaki ölü adam. Onu öldürmüş yani bu. Sanırım büyük bir
Şakanın tam ortasındayım. Çünkü burada sıkışıp kaldım ve kurtulmam da mümkün görmüyorum. Umarım yakında birisi gelir. Acıkmaya başladım bile. Adam açtan ölmüş he. Burada kalmış. Ben ne yapacağım? Ben de mal gibi kaldım şu an. Ama tabii benim hırsız olmam işleri biraz değiştiriyor arkadaşlar. Sadece biraz bekleyelim. Olay bu. Anlamadığım şey şu. Bu tür böyle ara sahne oldu ya bak şimdi öyle elini falan gördük bizim karakterin. Ve sadece bu tür şeyler hırsızlar loncasının görevlerine vardı. Niye acaba? Diğer görevlerde pek bir şey hatırlamıyorum. Böyle. Animasyonlara güzelleştirmeleri de gerek yani. Eldo Scrolls şu an sıkıntısı bu diye düşünüyorum. Ama Damguard'da bir şeyler yaptılar. Aynen Damguard'da bayağı iyi olmuştu. O DLC bayağı sağlamdı. Ona da geçeceğiz ileride ama öncelikle şu Skyrim'i bitirelim değil mi? Hadi anahtarı yerleştirelim. Aa, Carlyle da geldi. Ne güzel. Sen de geldin. Bunları sonra seçeceğiz. Bir dakika önce şunla bir görüşelim. Nedir Prensi ile karşılıklı olarak konuşuyoruz vay be. Aynen öyle. Now that the Evanmere has been restored, you stand before me awaiting your accolades. A pat on your head, a kiss on your cheek. What you fail to realize is your actions were expected and represents nothing more than the fulfillment. Vay be kadın doğruyu söylüyor aslında. Hani herkes bizi bediyor. Vay be aferin sana. Çok güzel iş yaptın. O benim görevim zaten hani. Yani hiçbir şey hak etmiyorum. Olay bu. Çok zengin olacağım yani. I bid you to drink deeply from the Evanmere mortal, for this is where the agent of Nocturne. Öyle mi? The oath has been struck. The die has been cast. Vay be çok büyük tehlikenin içerisine girdim aslında. Ölünce buraya girip burayı koruyacağım. Ama ben Ejder Doğan'ın belki oradan biraz bana bir şey yaparsın diyeceğim de. Şimdi buradan herhangi bir şey seçebilirim. Ama bir dakika önce bu Carly'le konuşalım. Onun tarzı öyle. Yani yapacak bir şey yok. Yani öyle düşünürsen işler başka tabii ki. Vay öldürür diyen oracıkta. Evet şimdi artık tam anlamıyla bir hırsız bülbül yani diyelim. Bülbüllerin gücüne. Bülbüllerin güçlerine sahip olacağız. Öyle mi? Tamam. Şimdi buradan herhangi bir gücü seçeceğiz arkadaşlar. Tamam anladık. Bir tane sadece seçebiliyormuşuz. Tam anlamıyla bülbül olduk artık. Bu güçleri de kullanacağız rahat rahat. Her şey de çok iyi. Evet, bundan sonra artık Lonca'yı güçlendireceğiz ama onları sonra yapacağım. Şimdi yapmak istemiyorum bu görevleri. Şimdi bu üç temsilci bu açıklaması yerine ben kolayca size açıklayayım. Hilal gördüğünüz gibi Hilal gizlilik amaçlı yani tamamen gizli olacaksınız. Dolunay çatışmaydı galiba değil mi? Bir bakabilir miyim? Aynen. Çatışmayla alakalı. Bu da elimize taşıyacağımız eşyalarla alakalı. Daha fazla eşyam taşıyor. Bir şey yapıyorduk. Onu tam hatırlamıyorum.
Ona bir bakayım, Dalavera ne işe yarıyor, ona bakalım bir. The agent of subterfuge utilizes shadow. The agent of subterfuge utilizes tamam. Shadow to cloud the judgment of those around him. By weaving the darkness to their will, this agent can manipulate. Ha, kontrol mü ediyorsun bunda? Yani büyücülük gibi bir şey yani. Hırsız büyücüsü gibi bir şey oluyorsunuz. Ama gizli seçeceğim ben. Gösterim size güçler neredeymiş. 120 saniye boyunca otomatik görünmez oluyorsunuz. Bu ileride yapacağımız görevde işimize yarayacak. Ve bizim arkadaş da geldi, Galus. Hadi bakalım şunları bir son kez izleyelim, öyle gidelim. Bu arada bu gölge çok işe yarıyor harbiden. Yani bir hırsız karakteri yaparak işime yarıyor. Bu sayede ne olacak? İlerideki görevler işime yarayacak. Yani o yüzden bunu seçtim ve bunu yaptım. Yani öldüğü zaman buraya gelecek, seni görecek. Vay be, Galus da gitti artık ha. Bir zamanlar en ünlü hırsızı gidiyor. Hadi. Ha, gitti. Güle güle Carly'a, ben de gidiyorum. Daha yapacak çok işim var. Daha ejderlerle savaşacağız lan. Ha, buralar açılmış, ne güzel. Burası açılmış, çok iyi. Buraya istediğim zaman gelebilirmişim ve istediğim zaman güçleri değiştirebiliriz. Ama şu an gerek yok. Ve arkadaşlar, Hırsızlar Loncası'nın görevi bu kadardı. Şey bitti. Şimdi ise başka görevlere doğru yola çıkacağım. Şunlardan birini mi yapsak acaba? Aynen. Diğer görevlere girmeden önce şu elimizde biriken görevleri yapalım. Öncelikle şunla başlayalım. Yok, nerede? Heh, kurt diye bağıran adam. Kurt Kafası Mağarası diye bir mağara vardı. Önce görevleri belki hatırlarsınız. Hangi şehirdi o? Issız Kent'teki, evet. Issız Kent'te bir adam vardı, yani buranın Mevki Bey'i vardı. Yani Mevki Hanım'ı desek. Hani büyük kral öldü ya, onun karısı burada kalmıştı. Ona gelip dedi ki işte bu mağarada bir şeyler dönüyor falan filan. Eskilerin bir tane kraliçesi varmış. Bayağı bir isyan etmiş falan işte. Ölüm çağıranmış kendisi ve bu mağarada ayin düzenliyormuş. O yüzden çok tehlikeli mağaraymış. Bakalım orada neler olacak, onu gidip göreceğiz. Atım yine burada. Hadi bakalım atım, gidelim. Başka görevler bizi bekliyor.